Cansucuğum, gebelik söz konusu değil. Ya bunu böyle testleri karıştırdığımı falan söylediler. Ben de her ihtimale karşı gelip bir muayene olayım dedim. Anne olma gibi bir planın varsa eğer, yumurtalık sayına bir bakalım bence. Tamam, onun için ayrıca bir randevu alırım, olur mu? Teşekkür ederim Özlemciğim. Görüşürüz. Bekliyorum, görüşürüz. Sakın söyleme, sakın söyleme. Hatırlayacağım, hatırlayacağım, hatırlayacağım. Sakın söyleme. Tamam, sen şu karşılamacı kızsın ya, tamam. Ya ben ne diyorum, bu güzel gözleri nereden hatırlıyorum? Ya. Hayır olsun. Niye geldin? Hı? Yoksa Özgür'e bir şey mi oldu? Kuzenime bir şey mi oldu Özgür'e? Özgür'e bir şey oldu. Özgür'e bir şey... Ay hayır canım, olmadı. Özgür Bey kendisi gayet iyi. Allah korusun ayrıca. Tüh ya, ben de başına bir şey geldi sandım. Ya şaka yapıyorum tabii ki, şaka yapıyorum. Biz ne kadar böyle düşman gibi olsak da aslında çok iyi kuzenlerizdir. Gerçekten yani. Tabii ki ben asla onun başına bir şey gelsin istemem. Yani aranızdaki mesele beni ilgilendirmez ama... İlgilendirmiyorsa neden buradasın? Bak, demek ki ilgilendirmiş. Güzel. Evet, dinliyorum. Sizinle çalışmak istiyorum. Kişisel hırs meselesi. Süper. Seni neden işe alayım? Çünkü çok çalışkanım. İşinize değer katabilirim. Ve kendi işim gibi de sahiplenirim. Yaptığı işi kendi işi gibi sahiplenenler bir zaman sonra gerçekten kendi işi zannedip patronluk yapmaya kalkarlar. Bu da onlar için hiç iyi olmaz. Yani birden kendilerini kapının önünde buluverirler. Anlatmak istediğinizi gayet iyi anladım. Yalnız ben sınırımı bilirim. Bir şartla seni işe alırım. Neymiş o? Lagabia'da çalışmaya devam edeceksin. Sebep? Çok basit. Benim oradaki minik Uğur böceğim olacaksın. Sonra zamanı gelince de ben seni halkla ilişkiler müdürüm yapacağım. Ne dersin? Anlaştık. Vallahi abi, hala inanamıyorum ruhsat işini çözdüğüne. Öpülesi elim yok mu? Ha? Vallahi var, bravo. Sonunda açıyoruz be mekanı. Açacağız, hem de ne açacağız? O açılış var ya, bence harika olacak zaten. Büyük ses getirecek. Ben inanıyorum, İstanbul'un bir numaralı mekanı olacak gerçekten. Hiç şüphen olmasın ortak. Özgür, Ozan Şef. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Seni arkadaşım Mert'le tanıştırayım. Mert, Özgür. Az önce Serdar'la konuştum. Ezgi'yle birlikteymiş. Öyle miymiş? Öyleymiş. Ezgi de sanırım işten ayrılmış. Ayrıldı, evet. Tesadüfe bak. Aynı organizasyona denk gelmişler. Neyse, görüşürüz. Thank you.
Başka bir şey ister misin kızım? Meyve soyayım mı sana? Hayır baba, gerek yok. Seni dinliyorum. Neymiş benimle konuşman gereken bu önemli şey? Evet, önemli şey. Önemli şey, en önemli şey, bu hayattaki en önemli şey bizim birbirimize olan sevgimiz. Değil mi? Bir de insanların böyle kocaman bir aileymiş gibi hep böyle bir arada olmak. Bu çok önemli. Aile demişken, aile olmak ne kadar güzel değil mi kızım? Bilmem. Annesi babası ayrı bir çocuk olarak bu konuda pek bir yorumda bulunamayacağım. Zeynepciğim. Şaka yapıyorum baba. Bir arada olup sürekli kavga etseydiniz ve ben buna maruz kalsaydım bu benim için daha kötü olurdu. Ah, Allah'ım bu zeka. Aynı ben. Dinliyorum baba. Zeynepciğim. Biliyorsun seni o kadar çok seviyorum ki. Sen benim ilk göz ağrımsın. İlk göz ağrın derken başka bir göz ağrından mı var? Yok, yok, yok öyle bir şey. O zaman ilk ve tek diyelim. Diyelim mi? Bak, bak kızım. Benim sana bir şey söylemem gerekiyor. Evet baba, artık satete gel. Biliyorum, ben sana söz verdim. Ama ben ve Cansu ablan, Cansu ablanla ben, bak kızım, ben Cansu ablanla evlenmeye karar verdim. Evet, durum bu. Demek anlaşmayı bozdun. Bozdu demeyelim de ona, bir durum oluştu. Yani bak biliyorum, sana söz verdim kızım. Ama... Ama tutmadın. Alo, Ramazan abi. Ben kapının önünden alır mısınız? Nereye şimdi küçük hanım? Annemin evine, yani kendi evime. Zeynepciğim, biliyorum bana kızdın. Çok haklısın. Sana söz vermiştim. Ama ben Cansu ablanı çok seviyorum kızım. Yani onsuz olmuyor. Yapamayacağım. O zaman size mutluluklar. Kızım, böyle yapma. Peşimden gelme baba. Neyse canım. Küçük çocuk tabii, alışır. Alışır da kardeşi gelene kadar. Kardeşi gelince ne olacak? Afişi güzelce katlayalım. Tamam. Sonra ofiste benim odama koyarsınız. Tamamdır Ezgi. Bir de ne olursun ses sistemini unutmayalım, bir sorun çıkmasın. Merak etmeyin, o iş bende. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek. Selam. Selam. Ne yaptın? Nasıl geçti? Gayet iyiyim. İnanır mısın? Harikaydı. Kusursuzdu resmen. Güzel. Neyse, ne içiyorsan aynısından bana da bir tane söyler misin canım? İşten o kadar gerginim ki yine çok koşturdum. İrem, her taraf garson dolu. Ne istersen sen de söyleyebilirsin. Neyse canım ya. Görüşürüz. Görüşürüz. Biraz konuşabilir miyiz? Ne hakkında? Organizasyon hakkında, merak etme. Yani son konuşmalarımıza gayet sadığım, sadece arkadaşız. Tamam. O zaman bana izin ver, şu ajandayı teslim edip geliyorum. Tamam. Ezgi bak, bu bizim şu ana kadarki en iyi yürüyen organizasyonumuzdu. Bunun için hem sana teşekkür ederim hem de çok tebrik ederim. Serdar, çok teşekkür ederim ama abartma. İşimi yaptım. Ama işini de gayet iyi yaptın ve bu yüzden sana bir teklifim var.
Bak biliyorsun bizim hastanenin de böyle organizasyonları oluyor. Eğer dilersen bunları sana paslayabilirim. Hatta uygunsan pazartesi günü sen ben Cansu oturalım konuşalım. Ne dersin? Yani aslında çok güzel olur, çok sevinirim. Süper, anlaştık o zaman. Hadi hemen bunu kutlayalım. Bakar mısın? Ne içersin bu arada? Buzlu limonlu bir soda alırım. Bana bol buzlu limonlu bir soda lütfen. Peki efendim. Teşekkürler. Ne yapıyorsun? Aman. Dikkat etsene oğlum ya. Koş hemen. Çok çok özür dilerim. Nasıl oldu anlamadım. Tamam. Koş, önemli koş, kaza. Koş. Eyvah. Tamam Serdar ya. Önemli değil. Neyse. Ben artık odama gideyim. Hem üstümü değiştireyim hem şunları bırakayım. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Serdar Bey. Süper de sağ ol. Evet Yeşim, konuşabildim mi Özgür'le? Serdar, elbette konuştum. Sence ben kaçırır mıyım bu fırsatı? Yüzünün halini görmen lazımdı. Tamam, ne dedi? Şok oldu, şok. Bak, Özgür ortalarda yok ha. Oraya gelirse hiç şaşırma. Bana da haber ver, tamam mı? Hadi bay bay. Ezgi, rahatsız etmiyorum umarım. Bak bu benim yedek telefonum. Yanımda ben hep bulundururum. Şimdi su döküldü, çalışmıyordur. İstersen yenisini alana kadar bunu kullanabilirsin. Serdar, hiç gerek yok. Gerçekten teşekkür ederim. Emin misin? Eminim, gerçekten gerek yok. Tamam. Aynen. Özgür? Al telefonu git abicim sen. Ya senin burada yine ne işin var? Uf, pardon, hep unutuyorum ya. Siz yakın arkadaşsınız değil mi? Yok, ben arkadaşı değilim. Sevgilisiyim. Aşkımı görmeye geldim. Hoş geldin. Şaşırttın beni. Ama iyi yaptın tabii ya. Çok özlemişim. Oh, ben de. Ben hem özledim hem merak ettim. Ben bilmiyordum bu arada. Tebrik ederim. Tebrik zaten edeceksin de gölge etmeyeceksin. Ne de olsa esas olan esas kızı hilesiz oyunsuz kaptı. Değil mi? İyi geceler size. İyi geceler. İyi geceler. Sen nereden çıktın? Hı? Ben daha bitti demedim Özgür. Keyfini çıkart. Gel hayatım, biz esas masaya geçelim. Günaydın Ezgi Hanım. Günaydın. Biz bütün ekipmanlarımızı toparladık. Birazdan yola çıkacağız. Tamam, siz beni beklemeyin. Çıkın. Ben kahvaltıdan sonra çıkarım. Tamam Ezgi Hanım. Bu arada bütün ekibe tek tek teşekkürlerimi ilet lütfen. Her şey çok güzeldi. Elinize sağlık. Tabii iletirim. Asıl biz çok teşekkür ederiz. Herkes çok memnun kaldı. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Afiyet olsun size. Anladığım kadarıyla benim sevgilim ilk günden damgasını vurmuş. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Sana da bu yakışırdı. Çok acıktım ben. Geldi. Çok teşekkürler. Bence Ezgi ile Özgür gayet yakışmış birbirine. Baksana gayet de iyi anlaşıyorlar. Evet, öyle gözüküyor. Belki de sen farkında değilsin ama biz de birbirimiz için yaratılmışız Serdar. Öyle mi diyorsun? Evet.
İrem bana pek öyle gelmiyor ama. Gelecek zamanı. Sen hiç merak etme. Öyle diyorsun. Evet. Cansu. rica etsen biraz konuşabilir miyiz acaba? Ne var, şu an hiç müsait değilim. Çok işim var. Evet ama bu kadar yorma sen kendini diyorum. Gel beraber bir şeyler içelim. Hayır canım, şu an bir şey istemiyorum. Teşekkür ederim. Hiç mi? Hiç mi? Hiç. Hiç Levent, şu an muhasebeye gitmem lazım. Dinle beni. Akşam seninle çok özel bir konu hakkında biraz konuşmak istiyorum. Bana zaman ayırabilir misin acaba? Bla bla bla, konuş. Bla bla mı? Hı hı. Bla bla. Bak lütfen diyorum. Lütfen. Levent'ciğim, sabahında pişman olacağın şeyi falan söylersin. O yüzden bence konuşmaya hiç gerek yok. Hı? Ne kadar da ilgili bir şirketim var değil mi? Yani bana hemen yedek telefon buldular. Ya adam hasta etmesinler seni bu kadar böyle her seferinde uzağa göndereceklerse bilemiyorum yani. Bence sana asla yaranamayacaklar. Aa, Levent arıyor. Efendim Levent? Ah Ezgi'cim merhaba, nasılsın? İyi, ne olsun. Senden bir yardım isteyecektim de. Olur tabii, söyle. Akşam Cansu için La Gabia'da bir organizasyon düzenlemek istiyorum. Böyle biraz romantik bir akşam olsun istiyorum. Acaba sen ilgilenebilir misin diye soracaktım. Ya tabii ilgilenirim de sorabilir miyim neden diye? Niçin? Şunun için Cansu'ya evlilik teklif edeceğim de. Onun için. Ne? Levent, çok güzel bir haber. Çok sevindim. Sen hiç merak etme. Organizasyon işi bende. Cansu'yu da kandırır getiririm mekana. Haber vereceğim sana. Görüşürüz. İnanmayacaksın. Levent Cansu'ya bu akşam La Gabia'da evlenme teklif edecek. Hadi be, süper. Evet, Ozan'la Deniz de davetli tabii biz de. Ben Ozan'ı tanıyorsam gaza gelip Deniz'e evlenme teklif edebilir ha. Ne güzel işte, etsin. Çifte düğün yaparız. Yani sürat öldürür diye biliyorum. Fazla hızlı olmaz mı? Olmaz. Önemli olan ne kadar uzun zamandır ya da kısa zamandır beraber olduğun değil. Önemli olan karşındaki insanın neler hissettiği. Hı. Yani hislerinden eminsen bence beklemek manasız. Ağzımın payını aldım ben. Ben yeniyim zaten bu işlerde biliyorsun. Hiç merak etme acemi sevgilim. Ben sana her şeyi öğreteceğim. Ozan gerçekten yani yemeklerini övmek için kelime bulamıyorum. İnanılmaz. Ben sana daha neler yaparım? Bunlar ne ki? Bunlar sadece fragman. Fragman mı? Yalnız bak bunlar daha fragmansa filmin içinde bir yerde kesin şişman bir kadın var. Ben sana söyleyeyim. Ya da işsiz bir kadın var. Nasıl? Ondan galiba işi bırakacağım. Bayağı büyük bir karar. Seni tanıdığım kadarıyla öyle çok çabuk karar vermezsin ama. Evet. Kolay karar vermem. Ama ben bunun üzerine düşündüm. Ben yıllardır hep kendi hedeflerim için savaştım. Kimse bana yardım etmedi. Kimseden destek beklemedim. Ne yaptıysam hep kendim yaptım. Benim başarım. Ya şimdi yıllardır yanında çalıştığım adam sanki beni hiç tanımıyormuş gibi gelmiş kendi doğruları üzerinden beni seçim yapmaya zorluyor. Ya davranışlarımdan sadece ben sorumluyum. Ya kimsenin bana ne yapacağımı söylemesine ihtiyacım yok. Anlatabiliyor muyum? Anlıyorum. Bu söylediklerin çok hoşuma gidiyor. Deniz, sen çok güçlü bir kadınsın. Ve tek başınayken çok daha başarılı olacağını biliyorum. Sen de böyle mi düşünüyorsun? Evet, ben de böyle düşünüyorum. Ve hep yanındayım, unutma. Şişmanlasam bile. Ezgi. Efendim Ezgi. Deniz, hazır mısın? Az önce hayatımın en tatlı iş teklifini aldım.
Hazırım, evet, dinliyorum. Levent, Cansu'ya evlilik teklif edecekmiş. Benden yardım istedi. Akşamı boş bırak, çok önemli işlerimiz var. Ay inanmıyorum, sen ciddi misin ya? Çok ciddiyim. Evet, toplantı için hazırlıklarımız tamam mı? O yüzden su kapatıyorum, sonra ayrıntılı konuşuruz, tamam mı? Öpüyorum. Ya sen çok bekledin, hadi gel sana bir kahve ısmarlayayım içeride, hem iş yerimi görürsün. Yaz, bir şey diyeceğim. Hı. Kahveyle kurtaramazsın öyle. O kadar işe girdin. Şaşalı bir şey olmasın? Ne istiyorsun? Ne kadar şaşalı? Teşekkür ederim. Yes. Herkes hazır mı? Hı. Güzel. Güzel. Tamam. Tamam. Geliyorum hemen. Hayatım, ben gidiyorum dükkana. Hı. Yeni mekanla ilgili gelişmeler varmış. Borcun olsun. O zaman ben burada işlerimi toparlarım. Sonra senin yanına gelirim. Sen bana kahve ısmarlarsın. Olur mu? Olur mu? Görüşürüz. Bay bay. Evet. Şu ne kadar acaba? O çok özel bir ürün. 42 bin dolar. 42 bin dolar mı? Neden? 2+1 mi? Deniz mi görüyor? Anlayamadım. Önemli değil. O zaman şu ne kadar? Küçük, küçük olan var orada. O 36 bin dolar. 36 bin mi? Desenize, ummadık taş baş yarıyor. Yani böyle espriler yapıyorum çünkü sinirlerim bozuldu bir an. 42 bin diyorsun, 36 bin diyorsun. Fiyat koymuşsunuz da. Neyse canım, yani kum tanesi kadar şey alamayacağımıza göre büyük. En büyüğünü verin, öyle değil mi? Aşağısı bize yakışmaz. Hazırlayayım hemen. Bir dakika. Emin misin? Nasıl? Emin miyim? Tabii, hazırlayın. Şey, akındı değil mi? Sinirlerimi oynadı. Anlatabiliyor muyum? Çünkü fiyat koymuşsun. Anca. Yani beyni şaka olduğuna inandırmak gerek, biliyor musun? Anca şaka olunca çünkü o parayı çıkartıyor beyin. Evet. Taksit mi, tek çekim yapalım? Taksit mi? Taksit diyor ya. Ya sen beni çok güldürüyorsun Akın. Çok güldürüyorsun. Tabii ki taksit. 9 taksit hem de. Seni şunu Akın. Akın ha? Pek kuyumcuların ismi Akın olmuyor ama sana bu ismi koymuştu. Akın. Ezgi Hanım. Buyurun. Rahatsız ediyorum, kusura bakmayın. Bu çikolatayı size Tolga Gürdağ gönderdi, patronunuz. Son organizasyondaki örnek çalışmanız için sizi çok tebrik ediyor. Kendisi çok duyarlı, çok düşünceli, çok anlayışlı, çok yakışıklı, çok da çok bir adam. Çok güzel. Peki siz kimsiniz? Ben Tolga Gürdağ. Tolga Bey? Evet, o yakışıklı benim. Kusura bakmayın lütfen, ben bir an şaşırdım. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Özellikle beni yanıltmadığınız için. Başaracağınızı zaten adım gibi biliyordum. Teşekkür ederim. Açmayacak mısınız? Açayım. Tabii ki, buyurun. Buyurun lütfen. Buyurun. Tamam. Ben de kalpli olanı alayım. Evet. Bu arada bir şeye ihtiyacınız olursa hemen yan taraftayım. Camı tıklatmanız yeterli. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Efendim canım. Ne yapıyorsun canım? İyi, ne yapayım? Sen ne yapıyorsun? Ben de çok iyiyim. Bu akşam saat 8'de La Gabia'da buluşuyoruz. Yeni işimi kutluyoruz. Canım ya, ben biraz yorgunum. Başka gün kutlasak. Hayır Cansu, itiraz kabul etmiyorum. Bak akşam 8'de oradasın. Tamam. Seni hiç kırar mıyım ben güzelim? Seni çok seviyorum ve hiç merak etme canım kuzenim. Çok eğleneceğiz. Sana bunun garantisini veriyorum. Çok eğleneceksin.
Biz hazırlayalım Özgür Bey. İstemezse değiştiririz. İyi, bir de oturarak bakayım. Evet, iyi bu masa. Özgür Bey, bir organizasyon mu var? Benim haberim yok. Levent işte evlenme teklif ediyor Cansu'ya. Oh. Aa, öyle mi? Olması gereken. Güzel. Sen de Minnoş'una teklif edersin artık. He. Sırada siz varsınız gibi Gizem Hanım. Merhaba, merhaba, merhaba. Gizem Hanım. Geldi yine. Geldi yine. Bunu hay Allah. Oldu o zaman. Görüşürüz. Eğleniyoruz. Ya hani bu beni beğenmişti. Ha beğenmiş. Utanıyor şimdi. Naz yapıyor. Öyle mi? Tabii. Öyle olması iyi bence. Delisin. Hayırdır Haydar? Ya Özgür Bey, akşam eve gelmediniz. Sabah evden çıkmadınız. Merak ettim. Bir geleyim mekanınızı da göreyim istedim yani açıkçası. Çiçeklerle. Ha? Çiçekler Gizem Hanım'a. İyi, iletirim ben ver. Dikenli falan değilim. Yok, bunlar karanfil. Bunlar gül. Kavanoza bir şey. Ben geldim. Kolay gelsin Emre. Haydar, nasılsın? Biz geldim. Sizi de göremedik akşam. Ezgi Hanım. Şimdi gördün. Daha bir şey göremezsin. Bence git. Çünkü güvenliksiz kaldı site. Maazallah bir şey olursa falan yoksun. Tamam Özgür Bey, ben sizi meşgul etmeyeyim yani. Ama yine gelirim buraya. Geleceğim. Kanka sana emanet günler. Şu masa diyorum ben Levent'le Cansu için. Bence senin organizasyon yeteneğin var. Öyle mi diyorsun? Hı hı. Özgür Bey mekanda. Ezgi Hanım da az önce geldi. Akşam muhtemelen birlikte başka bir mekanda konaklamışlar. Ayrıntıları henüz öğrenemedim. Ama takipteyim. See you later. Hadi bakalım. Ev size emanet. Sağ olun. İyi yolculuklar. Allah'a ısmarladık. Koyun onları da. Hadi geç. Özgür Bey mekanda. Ne yapıyorsun sen? Akşam muhtemelen birlikte... Bırak Allah aşkına şunu ya. Gördükçe sinirlerim bozuluyor vallahi. Kapat artık. Yola çıkıyoruz işte Sevim. Şimdi onlar düşünsün. Bakalım ana kızı İstanbul'dan ev tuttuğumuzu öğrenince ne yapacaklar? Bak görsen. Aynen. Geliyoruz işte. Bakalım ne yapacak? Hadi hoşça kalın. Allah'a ısmarladık. İnsan sevdiği işi yaparken hiç çalışıyormuş gibi hissetmiyor değil mi Ezgi? O kadar doğru ki Ozan. Bu arada insan sevdiği kişiyle çalıştığında da bak yorulmuyor. O da var. Geçti sevgilim, geçti. Açtık biz o konuyu. Evet. Bence insan sevdiği işi sevdiği şekilde yapmalı. Bence de. Ezgi. Levent'in haberi var mı gece? Verdim tabii de işim var dedi, gelmedi. Allah Allah. Ne işi var acaba? Bilmem. Siz küs müsünüz hala? Yani küs değilim. Biraz trip atıyorum. Ama sanki azıcık abartmış olabilir. Tribi ölçülü atmak lazım. Fazla atınca. Ne oluyor ya? Bir şey yok, rutin. Restoransal. Kutlama mı var? Hep oluyor. Hep oluyor yani. Müzik! Müzik mi? Ne oluyor? Sushi! Ne yaptınız sizi?
Hayır. Levent. Bebeğim. Burada bütün sevdiğimiz arkadaşlarımızın huzurunda sana bir kere daha ve ayık olarak ve gerçek bir yüzükle tekrar soruyorum. Benimle evlenir misin? Evet. İşte bak. Sen, ben ve bebeğimiz üçümüz çok mutlu olacağız. Levent ne kadar ayıp. Hemen çocuk mu istiyorsun? Hayır hayatım hamilesin ya sen hamilesin. Yok hamile değilim. Hamile değil misin? Barmen dedi hamile dedi. Sen. Hayır, sen onu karıştırıyorsun. Ben zarfları karıştırmışım hastanede, yanlış bilgi. Hamile değilim. Değil misin? Değilim. Hiç mi değilsin? Hiç değilim. Evet ama ben şimdi sana evlilik teklif etmiş oldum. Etti mi yani? Levent! Ay, bir gittim geldim. Hoş geldin doktor. Hoş bulduk barmen. Ne? Hamile değil misin bebeğim sen? Değilim Levent. Bir mahsuru mu vardı acaba? Yok. Nerede kalmıştık? Ne cevap vermiştin? Ha bir düşüneyim. Evet demiştim. Evet mi demiştim? Evet demiştim. Evet demiştim. Ercüment Bey, müsait misiniz? Tabii, buyur. Nedir bu? İstifam. Bugüne kadar birlikte çalıştık. Size teşekkür ederim her şey için. Ama ben bundan sonra yalnız devam etmek istiyorum. Kendi hukuk firmanı mı kuracaksın? Evet. Bugüne kadar bunu kaç çalışanım söyledi. Asla tahmin edemezsin Deniz. Ama hepsi de başarısız oldu. Ve dönüp benden iş dilendiler. Öyle mi? Deniz. Bu işler senin sandığın kadar kolay değil. Öyle olmuyor işte. Bunu bilemem. Ben de yaşayıp göreceğim. Ama zor severim. Siz beni merak etmeyin. Bak Deniz. Mesele Ozan'sa onun hukuki temsilciliğine devam edebilirsin. He? Mesele sizsiniz Ercüment Bey. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.
Bana yeni mekanın planları lazım. Mimardan alabiliriz değil mi? Tabii ki alabiliriz. Ne geçiyor aklından? Sürpriz şeyler. Açılış için çok farklı, çok güzel şeyler planlıyorum. İpucu? Yani bilmiyorum, belki mekana geçince böyle minik şeyler anlatabilirim, yüzeysel. Yerini de göstererek diyorsun. Aynen öyle. Cansu dur, bak. Ben seni çok seviyorum, tamam mı? Yani dün hamile değilim deyince kısa süreli bir şok yaşadım. Kabul ediyorum. Ama teklifim gerçekti. Ya Zeynep'le bile konuştum. Artık dönüşü yok. Tüm kalbinle mi? Evet. Tüm kalbinle. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Hadi tut elimi. Tut. Emin misin? Rica ediyorum. Tut elimi. Böyle senin için daha iyi olacak. İnan bana. Az önce seni izlerken ne kadar doğru bir karar verdim daha iyi anladım. Yani ben de senin gibi olmak istiyorum. İşimde mutlu olmak istiyorum. Huzurlu olmak istiyorum. En önemlisi özgür olmak istiyorum. Sen de olacaksın. Sevim, güzelmiş burası böyle. Organik mi organik? Bırak şimdi organiği mi organiği. Bana bak, sinirlerime hakim olamayabilirim. Bana engel ol lütfen. Vallahi cırarım ben bu kadını, cırarım. Tamam Sevimciğim, sakin ol. Planı unutma. Başlayacağım senin planına, programına ya. Bıktım vallahi senin planından, programından. Öf. Ha, gidersen. Ne kadar sevimsizler şunları. Ha, inan. İnşallah ben bugün bu kadın iyi olmam. Aman 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 Ezgi'nin hatırına. Sakın demin Ezgi'yi düşün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ay, ne iyi ettiniz de geldiniz. Sevgilim, bence bu mekan çoklu organizasyonlara daha uygun. Bak hayal et, bir köşede canlı müzik, bir tarafta sunumlar yapılır. İsteyen üst katta dinlenir, isteyen burada partiler kopar. Ayrıca şu asansörle ilgili de çok çılgın planlarım var. Bak hayal et şimdi, her 40 dakikada bir kapı açılıyor, içeriden dansçılar çıkıyor. Yukarı mı çıksak? Çıkmayalım. Sen beni niye ciddiye almıyorsun? Ben niye kendimi ciddiye alınmıyor gibi hissediyorum? Ben çok ciddi bir organizatörüm. Ben de İstanbul'un en ciddi işletmecisiydim. Hı. Sen beni yoldan çıkardın. Sen hiçbir zaman ciddi değildin bence. Yalancı. Ama ben ciddiydim. Sen beni yoldan çıkardın. Deniz arıyor. Bu ciddiyet meselesini çözeceğiz. Efendim Deniz. Kuzi, kuzi, kuzi. Kuzi, kuzi, kuzi. Ne haber kuzi? Ne geldin lan kuzi kuzi? Hayırdır? Dur.
Yapma bak sakın. Sinirlenme, sakin ol. Sen sinirlendiğin zaman senin şu alnının şurada bir damar var. Böyle fıt 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 atıp duruyor. Aman Allah korusun bak. Yani oradan beynine falan yani pıhtılaşma gerek yok. Oğlum bak bizim sülalede kalp var. Erken yaşta gidiverirsin. Yapma sakin. Tolga sakince soracağım. İkiletme beni. Burada ne yapıyorsun? Yani yeni mekanımı görmeye, kiracımı da ziyarete geldim yani Kuzi. Sinirlenme, sakin. Ne saçmalıyorsun sen? Vallahi ben saçmalamadım ama mülk sahibi fena saçmaladı. Yani o kadar ucuz bir fiyat çekti ki dayanamadım binayı komple satın aldım. Tolga Bey, ne işiniz var burada? Ezgi Hanım. Sen bu adamı nereden tanıyorsun? Patronum Tolga Bey. Ne? Patronum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.